Gelelim Avrupa Birliği'ne. Avrupa Birliği olan biteni yakından izlemeye devam ediyor. Ankara'ya giden son mesajda kaygılıyız ifadesi var. Dünya basınında çıkan Türkiye yorumlarıysa hiç iç açıcı değil. Gelişmeler yargının ve polisin bağımsız soruşturma yürütmesini zayıflatabilir. Bu değerlendirme Avrupa Birliği'nden geldi. Nedeni Türkiye'yi sarsan yolsuzluk ve rüşvet skandalı sonrası yargı ve emniyetteki atamalar. Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Olivier Bey'i görevden almaların endişe verici olduğunu söyledi. Türkiye'ye hukukun üstünlüğü de dahil olmak üzere katılım kriterlerine bağlı kalması ve iddiaların soruşturulması için gereken adımları atması çağrısı yapıyoruz. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks de HSYK'nın yetkilerinin kısıtlanmasının yargının bağımsızlığı önünde ciddi bir engel olacağını belirtti. Atamalar dünya basınının da gündeminde. Amerika merkezli yayın yapan Bloomberg haber sitesi Türkiye'de adaletin tecelli edip etmeyeceğinin belirsiz olduğunu yazdı. Analistlere göre süren krizin şimdiye kadarki en önemli kurbanı hukukun üstünlüğü ilkesi oldu. New York Times gazetesi ise hükümetin HSYK üzerindeki denetimini artırma girişimini savcılara gözdağı diye niteledi. Analistler hukuk organlarına müdahale, Erdoğan'ın artan otoriterliğinin ve Mart'taki kilit seçimler öncesi hissettiği panik duygusunun altını çiziyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC'de yayınlanan analizde ise son gelişmeler devlet krizi diye niteleniyor. Sadece Avrupa Birliği değil, uluslararası kredi değerlendirme kuruluşları da bugün Türkiye'ye ilişkin yorumlar yaptılar. Onlardan Fitch ve Moody's'in önemli açıklamaları oldu ve öngörüleri oldu. Onlar ne dediler? Bunları ekonomi editörümüz Meltem Acet'e soracağız. Ne dediler uyarıcılarında? İlk uyarı aslında Fitch'ten geldi. Daha sonra bugün de akabinde bunun belirgin risk görüldüğüne dair Moody's'den de bir açıklama geldi. Bunun devamında yatırım bankalarından da çeşitli aksiyonlar alındı ama Fitch tam olarak ne dedi? Aslında ilk başta bence bunu bir değerlendirmek lazım. Fitch'in raporunun aslında detaylarına indiğimizde çok fazla sayıda mesaj var. Özel sektörün borçluluğundan Merkez Bankası politikalarına kadar pek çok şeyden bahsediyor Fitch. Ancak burada bizim dikkat etmemiz gereken asıl nokta Fitch'in raporunun başlığı. Başka hiçbir şeye bakmamıza gerek yok. Başlıkta çok net olarak şunu ifade ediyor. Kalıcı güçlüklere sebep olacaktır diyor. Bu siyasi kriz, bu politik risk kalıcı güçlüklere sebep olacaktır diyor. Yani kredi notu şu anda değişmese bile politik gerilimlerden dolayı şu anda yaşananların sonuçları ki bunlar da kurdaki artış, yabancı yatırımcının kaçması, Türkiye'den kaçması bunlar makroekonomik verilerde ileride bir kötüleşmeye sebep olur diyor ve bunu da büyümeyle ilgili yine bir mesaj vererek net olarak da ifade ediyor. Şöyle ki 2014'teki büyüme oranının 3.2 olarak geleceğinin de altını çiziyor Fitch bu raporunda. Diğer rapor onu destekleyen yönde mi? Moody's de yine aynı şekilde Fitch'in yine raporunun aslında sonunda da yine bir dipnot var, ondan bahsetmek istiyorum. Yolsuzluk skandalı diye net olarak bunu ifade ediyor. Yani bunun bir iddia ya da bir görüş olduğunu değil, direkt olarak altını çiziyor. Bu yolsuzluk skandalından dolayı diye bunu netleştiriyor Fitch. Yargı ve hükümet arasındaki tansiyondan da bahsediyor ve bunun yatırımcıların bakış açısını değiştirebileceğinden bahsediyor. Yani kredi notu üzerinde negatif bir etkisi olabileceğinden bahsediyor ve bu açıklamanın da akabinde yine bugün Wall Street'ten bize pek çok bilgi geldi. Buradaki önemli yatırım bankaları ki bunların çok büyük fonları var. Morgan Stanley, JP Morgan ve Goldman Sachs gibi yatırım bankaları da Türkiye'deki yatırımların azaltılması yönünde ve kur riskinin arttığı yönünde yani TL'nin değerini daha da kaybedeceği yönünde bugün yine açıklamalarda bulundu. Fitch ve Moody's'in bu görüşlerini destekler nitelikte. Sen onlarla özel bir demeç için de görüştün zannediyorum. Evet, Fitch'le. Bir öngörüleri var mı böyle giderse riskin ne kadar artabileceğine dair? Birebir de ekstra bir bilgi verilmiyor tabii Fitch'e. Benim net olarak sorduğum şey mesela Fitch'le yazılı olarak bir görüşmemiz oldu. Burada bu bir uyarı niteliğinde miydi Türkiye'ye diye sordum ve bunun cevabını evet ya da hayır olarak vermediler. Aynen şu şekilde geçti. Bu bizim Türkiye'deki politik riske ilişkin yorumumuzdur dedi. Yani uyarı değil demedi ama yorumumuzdur dedi. Ki bu yorumun içinde de başlığında da aslında var. Tam detaylara da saklanmasına gerek yok. Başlığında da yer alıyor. Bu riskler notu düşürecektir mesajı
çok net bir şekilde veriliyor. Peki şimdi biraz spekülasyon sorusuyla bitirelim. Not düşerse ya da bu yorumlar Batı'da nasıl karşılanır yatırımcılar arasında ve not düşerse ne olur? Zaten böyle bir algı oluştu. Fitch raporunda da bu algılardan bahsediyor. Riskli burası yani. Evet, Türkiye burası riskli diye bir algı oluştu şu anda. Hatta tansiyonun azalması bile yeterli olmayabilir görüşü var. Ya makroekonomik verilerin de iyi gelmesiyle desteklenmesi gerekiyor artık. Tansiyonun sadece azalması değil, bu verilerin de iyileşmesi gerekiyor. Neden? Çünkü kurda diyor Merkez Bankası'nın müdahalelerine rağmen %7'nin üzerinde 15-20 günlük bir periyotta %7'nin üzerinde kurda bir değişiklik oldu. Türk lirası değer kaybetti diyor ve Merkez Bankası'nın da bu müdahaleleri sonsuza dek sürmeyecektir. Bu da özellikle özel sektörün borçları yabancı para cinsinden olduğu için özel sektör için büyük bir tehdittir diye açık bir şekilde Fitch bunu yazıyor raporunda. Meltem Acet çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Evet, siyasetteki krizden bahsettik ve ekonomiye anında gördüğünüz gibi etkisini hissettiriyor.